Gaziosmanpaşa'da yaklaşık 4 mahallemizde 5 alt bölgede toplam 5.375 bağımsız birimli kentsel dönüşüm sürecimiz bakanlığımız eliyle yürütülmekte. Yıldız Sabiha Mahallesi'nde 244 konut, 28 ticari ünite vatandaşlarımıza teslim edildi kentsel dönüşüm noktasında. Bunun yanında Bağlarbaşı Mahallemizde 813 konut, 29 adet ticari ünitenin inşaatları tamamlanmak üzere Ocak ayında inşallah teslimleri yapmış olacağız. Bağlarbaşı Mahallesi 2. etapında 927 bağımsız birimimizin kentsel dönüşüm sürecinde inşa faaliyetlerimiz devam etmekte. İnşallah 2023 yılının sonlarına doğru da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sarıgöl Mahallesi'nde vatandaşlarımıza 796 konut, 13 ticari ünitelik kentsel dönüşüm projemizde inşa faaliyetlerimiz bu konut idaresi başkanlığımızca tamamlandı. Vatandaşlarımıza teslim edildi. Sarıgöl Mahallesi, Yeni Mahalle ve Yıldız Sabiha Mahallesi'nde toplamda 1860 konutluk projemiz, inşa faaliyetlerimiz burada devam etmekte. Yıldız Sabiha Mahallesi bu gördüğümüz alanın ikinci etabı dediğimiz bölgede de toplu konut idaresi başkanlığımızla beraber ihale sürecimizi tamamladık. İnşa faaliyetlerimizi bitireceğiz. Yıldız Sabiha Mahallemizde de bir üçüncü etabımız var. Orada da ihale aşamasını tamamladık. Yaklaşık 665 konutluk projemizde yakın zamanda inşa faaliyetlere başlamış olacağız. Ve toplamda da 5375 konutluk kentsel dönüşüm sürecini Gaziosmanpaşa'da yürütmüş olacağız. Gaziosmanpaşa'da süreç vatandaşlarımız daha önce özel sektör eliyle dönüşüm süreci yürütmekteydi. Fakat vatandaşlarımızın netice alması veya güvenli konutlarını elde etmesi noktasında büyük bir sıkıntılar yaşanmıştı. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla sürece 2019 yılında dahil olduk ve geldiğimiz noktada 5375 bağımsız birimlik kentsel dönüşüm sürecini tamamlamak üzereyiz. Bunun yanında İstanbul genelinde de yaklaşık 692 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci bakanlığımız, belediyelerimiz ve özel sektör eliyle tamamlandı. 93 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci de bakanlığımız eliyle, belediyelerimize, vatandaşlarımızla el birliğiyle yürütülmekte.